Komutanım merhaba. Merhaba Erdicim. Komutanım, yayınlarımız ilgi görüyor. Sizi sevenler bizi desteklemeye devam ediyorlar. Vallahi sağ olsunlar. Biz işte elimizde ne varsa dilimizin döndüğü kadar halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Zaten kanalı da onun için kurduk. Amacına hizmet ediyor. Daha da ileride inşallah daha çok insanımıza ulaşabiliriz. Benim özel hesaplarımdan gelen geri dönüşlerde hem yaptığımız işin doğru olduğunu hem de başka hangi yönlere yönelmemiz konusunda referans oluyor. Ben çok memnunum. Böyle devam edecek inşallah. İleriki programda kardakla alakalı, kardak haftası... Şöyle, şimdi önümüzdeki hafta zaten yani kardak yaklaştı. Bundan sonraki bölümü kardağa ayırırız. Kardak niye önemli? Pelesenk oldu dilimize. Hep kardak kardak diyoruz da kardağın kendisinin aslında askeri anlamda çok büyütülmemesi gerektiğini, bizim yaptığımız SAT eğitimleri yanında aslında bir tatbikat, yani çok karmaşık olmayan bir tatbikat olduğunu ben defalarca söyledim zaten. Ama orada bir şey var. Türk askerini tanımak isteyenler, Türk askerinin neye benzediğini duymak isteyenler, dost, düşman, kim varsa o videomuzu izlesinler ki Türk askeri özünde nasıl bir asker, nasıl koşa koşa silah arkadaşıyla ölmeye gidiyor gerçek Türk askeri, bu 15 Temmuz'daki şerefsizlerden bahsetmiyorum. Onu anlatacağız. O yönünü anlatalım biraz. Kitaplarda yazdığımız ama insanların belki dinlemekten daha hoşlanacağı yönünü anlatacağız. Nasıl bir çizgiyle devam edeceğiz konuşalım? Şöyle Erdi, biliyorsun sen her seferinde her hafta yani o dönemin konularına göre biraz bir şeyler birikiyor. Çok doğaçlama gidiyoruz. Bir metnimiz yok. Bir iki cümle konuşuyoruz. Ondan sonra başlıyoruz anlatmaya. Sorular da dahil. Sorular da dahil. Bence böyle doğal olması çok güzel. Benim hasbelkader uzmanlığıma giren, bu konuda birkaç cümle sarf edebileceğim bir konu seçtik. O konu nedir? O konu şudur. Adnan Tanrıverdi kimdir? Sadat nedir? Assam nedir? Afrika nedir? Adnan Tanrıverdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde nasıl hayat bulmuştur? Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi? Şimdi nasıl bir Türk Silahlı Kuvvetleri'dir? Bunlarla ilgili konuşacağız bu hafta. Evet, komutanım, baştan başlayalım o zaman. Evet. Adnan Tanrıverdi kimdir? Şimdi Adnan Tanrıverdi emekli bir tuğgeneral. Yüksek Askeri Şura kararıyla ayrılmamış ordudan, kadrosuzluktan emekli edilmiş. Kendisi 1944 doğumlu, Konya'nın Akşehir ilçesinde doğmuş. İlkokul, ortaokul, liseyi Akşehir'de bitirmiş. Ondan sonra 1962-63 öğrenim yılında bir okulda, ilkokulda vekil öğretmenlik yapmış. 63-64'te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji bölümünde öğrenim görmüş. Ondan sonra 2 sene aradan sonra, liseden sonra 1964 yılında Karahavi Okulu'na girmiş. 66 yılında da 2 senelik o zaman harp okulu topçu subayı olarak mezun olmuş. Birçok yerde görev yapmış, gelmiş. 92 tarihinde tuğgeneral olmuş ve 96 yılında da kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiş. Çok uzak bir tarih değil yani. Bizim için en azından, hani benim yaş itibariyle aynı dönemde silahlı kuvvetlerde bulunmuşuz yani biz Adnan Tanrıverdi ile de. Ben hiç kendisini tanıyacağım bir insan değil. Bir görevden dolayı da bir araya gelmedik. Adnan Tanrıverdi'yi biz sonra nerede duyduk? Sadat'ta duyduk. Sadat nedir peki? Şimdi Sadat bu Amerika'daki Blackwater'ın falan ayarında bir şey olmaya mı gayret etti, ne yaptı bilmiyorum ama ben SAT'tan emekli birilerinin de, yani biraz şaibeli aslında, bir kısmının ismi bir zaman FETÖ ile anılan birilerinin de olduğu ve böyle gayri nizami harp, efendim keskin nişancılık ve su altıcılıkla ilgili birçok dalı böyle alt alta yazıldığında ihtisas konularında eğitimler veren bir kuruluş. Kime eğitim verecek? Sana bana vermeyecek. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri zaten bu görevi üstlenmiş durumda. Türk halkına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne resmi olarak girdiğinde verilebilecek kurslar. Kalkıp ben bunu Ali Türkşen olarak açamam. Ali Türkşen emekli olduğunda, burada içinde bulunduğumuz Atak Akademi'yi kurduğunda boncuk atan çocuk oyuncağı, airsoft oyuncaklarıyla oyun oynattı. Onu bile silahlı kamp yapıyor diye ayyuka çıkardılar. Benim davam devam ediyor hala, onu da biliyoruz. Bak, boncuk atarken yaptık bunu. Bu insanlar bayağı bir ordu yetiştirme üzerine bir kuruluş yaptılar. Sonra bu Sadat ÖSOY'umu eğitti. Kime eğitti? Ne maksatla kuruldu? Çok açık değil. Yani bir dönem Aydınlık Gazetesi mesela çok peşlerine düşmüştü. Sadat'ın merkezine gitti. Bir şeyler bulmaya çalıştı falan. Orada böyle bir gri bir bölge var.
Bunun ileride neye dönebileceğine dair bir bilmiyoruz. Ama Adnan Tanrıverdi durmadı. Başka neleri kurdu? Bu TSK ile bir bağlantısı olmuyor. Hiçbir bağlantısı yok. Hiçbir bağlantısı. Emekli general tarafından. Emekli general tarafından. Emekli askerlerin, Türk askerlerin içinde olduğu başka ülkelerin silahlı kuvvetlerine eğitim vermeye dönük böyle bir firmayı sen ben kurabilir miyiz? Kuramayız. Demek ki yukarılardan bir yerden icazet aldılar. Siz böyle bir şey kurun, biz de sizi destekleyeceğiz diye. Demek ki yani bir müşterisi olması lazım. O müşteri kim yani? O müşteriyi bulmadan sen niye böyle bir firma kuruyorsun? Demek ki o müşteri de yukarılardan bir yerlerden bulundu. Peki şu an burada eğitim gören Türk askeri mevcut mu? Hayır, Türk askerine eğitim vermek üzere değil. Bu yabancı ülkenin askerlerine. Kimdir o yabancı ülkenin askeri? Soru işareti. İşte ÖSO bir dönem nerede yetişti? Kimler eğitti? Bilmiyoruz bak. Peki Libya'ya gidenler komutanım Sadat içeride mi? Bilmiyorum. Bak bende böyle bir istihbarat yok. Ama yani siz böyle bir teşkilatı hala tutuyorsanız, nerede kullanacaksanız onun da herhalde planını yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Başka, Adaleti Savunanlar Derneği, ASDER. Ondan sonra Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, ASSAM diye bir dernek varmış, bunun da kurucusu. Şimdi bunların hepsinin toplamında Asrika isminde bir şey duyduk biz daha yeni. Aslında geçen o İslam Birliği Kongresi'nde yapılmış bu konuşmalar. Üçüncü, Uluslararası ASSAM Islamic Union Congress, yani İslam Birliği Kongresi. Asrika Common Defense Industry Production diye böyle bir ürün çıkmış. Asrika. Asrika ne? Afrika ve Asya'daki İslam ülkelerinin bir çatı altında toplandığı, başkentinin İstanbul olduğu, yabancı dili mesela çok ilginç, Fransızca olduğu, değil mi? Hayır, Fransızca değil. Tabii ki Arapça yani. Fransızca konuşacak halleri yok yani. Türkçe konuşacak halleri hiç yok. Zaten biz niye hala Türkçe konuşuyoruz bilmiyorum yani. Bizim de mesela 55 yaşında benim hemen bir Arapça kursuna gidip Arapça öğrenmemiz lazım. Çünkü bizim ana dilimiz ne? Erdi. İngilizce. Hayır Erdi'cim, tabii ki Arapça. Ya bizim dilimiz herhalde, ana dilimiz Arapça ki bu kadar Arapça hayranlığı var. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Hani bunu sempatik anlamda şöyle mi değerlendirelim? Yok canım ya, kötü niyet yok onda işte. İslam Birliği sağlamaya çalışıyorlar. Zaten bak planı da yapmışlar. Bu zaten üçüncüsü yani. Ondan sonra bak 2021'de Principle and Procedures of Joint Foreign Policy, yani dış ilişkiler konusunda bir ne yapacağız diye. Onu konuşacaklarmış 2021'de. 2022'de Principle and Procedures of Joint Justice System, yani müşterek hukuk sistemini konuşacaklarmış. 2022'de, 2023'te de Principle and Procedures of Common Assistance and Security, yani ortak güvenlik ihtiyacını nasıl karşılayacağız, onu şey yapacakmışız. Yani biz artık hani bırakıyoruz ne diyeyim, Türklüğümüzü. Çünkü Avrupa Birliği olduğunda mesela, değil mi, herkes ne oldu mesela? Herkes Alman mı oldu? Herkes Fransız mı oldu? Herkes ne oldu mesela? Yani Avrupa Birliği'ne katılanlar bir şey olmadı. Ama biz böyle bir Asrika olursa hepimiz Arap olacağız. Zaten yeterince 7 milyon kadar Arap olduk, değil mi? Suriye'den gelenlerle birlikte 7 milyon kadar Arap olduk. Şimdi buradan eve giderken 8 tane Hokka'nın önünden geçeceğim. Hokka ne? Nargileci yani, değil mi? Hokka. Hokka çok, biz Hokka'ya hasrettik yani. Böyle sokaklar efendim tütüyor. Bu birliği sağlamak üzerine burada bir konuşma yapmış. O konuşmanın üzerine herhalde şöyle oldu. Adnancığım, yani bu kadar da açık etmeseydin. Yani biz yani bu şekilde mi konuştuk falan deyince, efendim ben sizin işte elinizi şey yapmayayım yani, böyle güçten düşmeyin siz. Yani ben size zarar vermeyeyim. Yani benim üstümden de büyük yük kalktı falan diye şey yapmış. Bu diyalog kimle kim arasında geçiyor? Şahıslar arasında. Zorlama beni Erdi'cim. Ve Hakan Fidan'ın yanına oturuyor. Oturur. Afrin toplantısında. Tabii. Afrin'den şahıs. Tabii. Ve şimdi Adnan Tanrıverdi'nin zaten silahlı kuvvetlerle ilgili ne kadar bugüne kadar öngörüsü varsa 15 Temmuz'dan sonra hepsi zaten şak 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 KYK olarak çıktı karşımıza zaten. Bak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 50 senede silahlı kuvvetlerde yapamayacağını 15 Temmuz'un sonunda şak 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 şak. Erhan Afyoncu'nun Milli Savunma Üniversitesi rektörü olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz.
Şimdi biz harp okullarına nasıl öğrenciler alıyoruz? Sınav soru şeylerini, mülakat şeylerini koymuşlar mesela internete. Oradan hani buna da çok itibar etmeyelim ama birisi baktım, açtım yani. polisaskeradayları.com diye bir şey. Herhalde birisi yardımcı olsun diye o ona söyledi. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu çıkmış mülakat soruları diye sorular var. Türk askerini bir tarihçi yetiştiriyor değil mi komutan? Bir tarihçi yetiştirmiyor. Yani tarihçi ona gelen emirleri uyguluyor yani. Artık çok özür dilerim ya. Bizim üniversitelerimiz özerkti değil mi yani? O hiçbir kimseyle bağlantıları yok. O da benim hatam işte. Bazen böyle şey yapıyorum. Ailende polis veya asker var mı? Asker olmak istemendeki sebepler nelerdir? FETÖ'yü 3 kelimeyle anlatır mısın? Darbe gecesi neredeydin, ne yaptın? Çocuklara soruyorlar bak, şeye gireceklere. Hoca Ahmet Yesevi kimdir, ne yapmıştır? Ha bu arada komisyonlar kimlerden oluşuyor? O okullarda hiç okumamış sivillerden oluşuyor. Yanlarına bir tane de göstermelik asker koyuyorlar. Hadi bilemedin. İki asker. O askerler de bu sivillerin hilafında bir karar verirlerse ya bundan olmaz ya falan dediğinde ne olmaz ya, o aslan gibi olur. Bak bize kağıt getirdi bilmem nereden yani. Sen olmazsın diye bir de şey heyetten atıyorlar yani şeyleri, askerleri. Türk askerlerini siviller mi seçiyor? Siviller seçiyor. Tabii çünkü demokrasi geldi. Eskiden yoktu. Şimdi biz full demokrasi olduk. KHK ile olduk ama yani 15 Temmuz sonrasında. Bir gecede. Evet. Ve şeyi de Allah razı olsun, Atatürk ilke ve inkılapları diye de soruyorlarmış. Şimdi ben bak emekli bir asker olarak duyduklarımın bir kısmını da harmanlayarak efendim şunu da özellikle vurgulayarak tabii ki hiçbir ülkenin ya da bana ne kimin ülkesi ise ülkesi beni ilgilendirmiyor da Türkiye Cumhuriyeti'nde hepimiz siviliyle, askeriyle, kadınıyla, erkeğiyle, efendim uzunuyla, kısasıyla, şişmanıyla, incesiyle, mavi gözlü, yeşil gözlü, kahverengi gözlü ne olursa olsun. Bak hepimiz aynı yöne dönelim, tamam mı? Hepimiz... Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle demediniz. Demiş varsay. Bak, aklıma gelmedi ya. Ya aklım öyle çalışmıyor ya benim, kusura bakma. Şimdi bak hepimiz şöyle bir efendim 30 derece bir açı içerisinde aynı yöne doğru bakarsak bu kadar farklılık tabii ki olsun. Hani sen şuraya bakarken ben şuraya bakayım ama sonuçta aynı tarafa doğru bakıyoruz. Ben buraya bakarken sen buraya bakarsan onun adı Asrika olur ondan sonra. O Asrika'da neyin altyapısı, yani neyi hazırlamaya çalışıyorsunuz? Bir şeyi herhalde milleti böyle hazırlamaya çalışıyorsunuz. Panik halinde herkes de birbirine sosyal medyadan böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl olacak falan. Sor adama, diyecek ki ya o seninle ilgili değil. Biz İslam Birliği, hani nasıl Avrupa Birliği var? Biz de İslam Birliği kurmaya çalışıyoruz diyecek yersen. Ha şimdi konunun sonuna bağlayalım. Bu kadar lafı niye anlattık? Şimdi bir ülkenin içerisinde siyasetçisi de, askeri de, sokaktaki insanı da, efendim hangi meslek grubunda olursa olsun, seyyar satıcısı da, belediye başkanı da, mühendisi de, doktoru da vesaire vesaire. İşte hepimiz aynı yöne bakarsak o zaman güzel bir ülke oluruz. Hakikaten o zaman muasır medeniyet seviyesine çıkarız. Ama acaba burada ne hinlik var bunun altında diye ben bütün vaktimi kimin nerede ne efendim yaptığını bulmaya çalışarak harcarsam o benim hayatıma, yani bana zarar veriyor. Ha şimdi biz kendi konumuzla ilgili konuşuyoruz ya. Şimdi Adnan Tanrıverdi bu ülkede 64 yılında Silahlı Kuvvetleri Harp Okulu öğrencisi olarak girip ondan sonra 96 yılında da efendim kadrosuzluktan emekli olup hiç öyle atılmadan falan Silahlı Kuvvetler'de görevini bitirmiş bir insan. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Bu hükümet döneminde yüksek askeri şuralarda birçok şerhler sık bir şekilde konmaya başladı ya. Adnan Tanrıverdi'ye hiçbir zaman mesela dosyası bir yere gitmemiş mesela. Atılmamış ordudan. Demek ki Silahlı Kuvvetler'in içerisinde böyle bir kalmış ama öncesiyle sonrası arasında bir devamlılık var yani. Adam hep aynı yönde gitmiş. Silahlı Kuvvetler onu eğitim sistemiyle, efendim yaptığı görevler itibariyle vesaire
Atatürkçü, cumhuriyetçi, dinle devleti birbirinden ayıracak kafada bir insan haline getirmemiş mesela. Bu da bir silahlı kuvvetlerin eksiği. Ve o kalmış içerisinde, atılmamış. Ha, atılanlar arasında yüksek askeri şurada haksızlığa uğrayan var mıdır? %1500 trilyon vardır ya. Kesin vardır bak. Yani hakikaten olmuş olabilir. Bak olmuş olabilir. Yani ben kendim oturup da bir komisyonda orada yer alıp da ya bu çocuğa da haksızlık ediyoruz falan demiş olsak hani bilgiyle konuşurum ama şimdi yorumlamak durumundayız ancak. Eyvallah. Ama atılmayanlar da olmuş. Demek ki bu insanlar silahlı kuvvetlerin içerisinde kalmış. Peki şimdi biz bu kumpas davalar süreci ve onun sonrasında 15 Temmuz böyle bir takım tasfiyeler oldu. Şu anda biz silahlı kuvvetlerde ne görüyoruz? Silahlı kuvvetlerde şunu görüyoruz. Silahlı kuvvetleri doğru tahlil edebilmek için Cumhurbaşkanı'nın askeri danışmanının kim olduğuna bakmak lazım. Kim? Adnan Tanrıverdi. İstifa etti gerçi. Daha fazla zarar vermemek için ama... Harekatlar sırasında askeri danışmanı olarak Adnan Tanrıverdi mi? Adnan Tanrıverdi vardı. Barış Harekatı. Tabii ki. Barış, Milli Savunma Bakanı kimdi? 15 Temmuz sırasında kendi yaveri tarafından esir alınan Sayın Hulusi Akar. Değil mi? Peki kimler şu anda mesela silahlı kuvvetlerden uzaklaştırılıyor? Efendim canıyla, dişiyle, tırnağıyla hem hapis yatmış, bak hem hapis yatmış, hastalda hapis yatmış, ondan sonra benim gibi al atını öpeyim tımarını demeyip silahlı kuvvetlerin içerisinde kalmış, amiralliğe terfi etmiş, gecesini gündüzüne katmış, kalp krizi geçirmiş, çalışmış ama günü geldiğinde bize lazım değilsin diye kapının önüne konmuş. Bak bir senelik, iki senelik çalışmasının sonunda hatta bir seneyi doldurmadan bile daha 15 Temmuz'un hemen sonrasında yavaş yavaş uzaklaştırılmış insanlar var. Kim kaldı geride bilmiyorum. Kimseyi de ben töhmet altında da bırakmak istemiyorum. Birebir kimseye efendim şunun adamısın, bunun adamısın demek istemiyorum ama şunu da biliyoruz. Şimdi silahlı kuvvetlerinin iyi kötü bir terfi düzeni vardı. Dışişlerinde de öyleydi mesela. Dışişleri çok ağır böyle protokol, monşerler diye beğenmediler ya şimdi. Yerlerine ne? Ha. 2009. Monşerler diye beğenmedikleri o dışişlerinden geriye kalanlarla şu anda siz dışişlerini idare etmeye çalışıyorsunuz. Eliniz ayağınıza da dolaşıp duruyor yani. Başınız da bir türlü beladan kurtulmuyor. Ha eskiden çok mu süperdi ama bir devlette devamlılık vardı. Siz onu şak diye böyle bir yaş pastayı keser gibi bıçakla kestiniz, ayırdınız. O dilimi çıkarttınız. Ama komutanım artık Egemen Bağış gibi insanlar da yer alıyor. Egemen Bağış, Egemen Bağış bu ülkenin yüz akıdır güzel kardeşim. Egemen Bağış bu ülkenin bu döneminin yüz akıdır. Bu ülkenin bu döneminin hatırlanacak. Biz kimlerle muhatap olduk bu dönemde diye dönüp baktığımızda hatırlayacağımız bir adamdır. Bak. Biz öyle Merve Kavakçı gibi Amerikan Anayasası üstüne elini böyle kalbinin üstüne koyup yemin etmiş bir kadın Türkiye'yi temsil ediyor büyükelçi olarak. Evet, emin ellerde büyükelçiliklerimiz. Şu anda bu isimler ileride dönüp baktığımız zaman bu dönemi anlamak için hep hatırlanması gereken isimler. Şu anda da silahlı kuvvetlerin içerisinde ben canla başla görev yapan hiçbir arkadaşımı asla onların böyle kalbinde böyle ufacık bir titreme olsun, bir kötülük olsun, bizden sebep üzülsünler asla istemeyiz. Ama biz de biliyoruz, duyuyoruz değil mi? Neyi anlatıyorum ben? Terfi sistemini. Şimdi bak ben de o terfi sistemine maalesef giremedim. Girmek üzere yola çıkanlardan biriydim. Bu davalar başıma geldikten sonra giremedim. Ne oluyor? Diyelim silahlı kuvvetlerde, deniz kuvvetleri özelinde konuşalım da daha net olsun mesela. Sınıftan yani kurmay olmayan, kurmay olan mühendis, ikmalci, askeri hakim vesaire falan filan. 5. senesi fiilen albaylıkta dolan bütün albaylar birden kaça kadarsa albay diyelim 200, 220, 250 kaç albaysa böyle diziliyor. Bu 250 albayın da terfi etme şansı var, şuraya giriyorlar. Ancak... Tabii ki bu sistemin içerisinde yoğun bir şekilde yani o silsileler, yapılan görevler hep öyle geldiği için kıta görevleri vesaire. Efendim kurmaylar en başta dizildikten sonra
efendim sınıftan olanlar için ayrı. O dönemde efendim işte tabip varsa, askeri hakim varsa terfi edecek. Onlar için ayrı kontenjanlarla böyle bir sıralama yapılıyor. Albaylar için konuşalım. Bak albaylardan bahsediyoruz. Listenin en yukarısına yazılan 7 kişinin 3 katı kadar 21 kişinin ismi, yani 250 de olsa 21 kişinin ismi 7'dir Deniz Kuvvetleri'nde. 7'ydi bugüne kadar, yani o 15 Temmuz öncesi ya da balyoz öncesi teamüller devam ederken. Bu kadar insan konuşulur ama %99 da ya o ilk 7, 8, 9'dur. Yani bir çıt daha aşağı 10'uncuya kaymaz. Şimdi hiçbir kıta görevi ya da albaylıkta efendim kıta görevi olmayan, sorumlu görev almamış, ondan sonra birilerinin canı kendisine emanet edilmemiş, hatta kendisi bile ya nasıl oldu bu iş diye şaşıracak o sistemin ta 200'lü sıralarındaki insanlar şu anda Türkiye'nin yönetildiği şekliyle AKP'nin ilçe teşkilatları ya da il teşkilatlarından tanıdıkları olanlar artık o yukarılara böyle kısa devreyle geçebiliyorlar. Bak silahlı kuvvetlerin hali, bütün hepsi için demiyorum ama böyle terfiler var artık. Demek ki sen şunu demiyorsun insanlara. Çalış kardeşim, aslanlar gibi sen bütün işte hayatını mesleğine ver, aileni bile düşünme. Önce vatan, 24 saatin bize vereceksin kardeşim, çalışacaksın. Biz de sonunda onu takdir ederiz, etmeyiz. Girdin 7'ye girdin, giremedin 8, 9, kusura bakma, yanaklarından öperiz ama bizim için kıymetlisin ama kusura bakma kardeşim, terfi edemedin. Bu kim? Falanca ilçenin, efendim ilçe başkanının işte kendisinin uzaktan akraba, enişte bilmem nesi falan filan, o ona söylüyor. Bu sistem böyle yürüyor yani. Hiç üfürmesinler yani, hiç böyle üfürmesinler. Yani silahlı kuvvetleri alırken de yüzdesini veremem bak, çok büyük yüzde. Terfi ederken de diyor ki bizim çocuk. Efendim işte şu görevi yapmamış ya, bırak sen Allah'ını seversen, bizim eniştenin şeyi ya işte. Yani olmasın mı yani? Kim olsun? Erdi mi olsun? Erdi kim? Ya Erdi işte canını dışına takmış, bütün ömrü şeyle geçmiş. Efendim vazife uğrunda geçmiş. Ya yürü git sen, o bizim dediğimizi yapsın da başka bir şeye ihtiyaç yok diye bir takım terfiler yapılıyor. Kulaklarının üstüne yatmasınlar. Silahlı kuvvetliler şu anda maalesef bir kısmı, bak tamamını söylemiyorum, tamam mı? Beni zorlamasınlar. İfşa ederim yani, ismiyle ifşa ederim. Tamam mı? Öyle hani üfürükten de sallamıyorum yani. Hani açıp bana yok Ali Türksen sen yalan söylüyorsun, o senin dediğin adam 8. sıradaydı da biz onu terfi ettirdik değil bak. Bak o kadar net söylüyorum ha. Benim ağzımı açtırmasınlar, hani ben kimseye iftira için konuşmuyorum yani. Sadece duyduklarımızı, her şeyi paylaşmıyoruz halkımızla. Şimdi silahlı kuvvetler bu durumda olduğu için Erdicim, bundan sonra biz tabii ki bütün silahlı kuvvetleri mensuplarımız erinden or generaline, or amiraline kadar kim varsa hakkıyla görevini yerine getirip layıkıyla efendim hizmetini tamamlamasını, ayağının taşa değmemesini diliyoruz, dua ediyoruz onlar için. Nereye gidiyorlarsa gitsinler, oralarda efendim görevlerini başarıyla yerine getirsinler. Ama bunları da söylemek bizim boynumuzun borcu. Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı'nın askeri danışmanı olduğu, neydi o rektörün ismi? Erhan. Erhan Afyoncu'nun da Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü olduğu bir Türkiye'de nasıl bir mamul bekliyoruz biz mesela? Yani ne bekliyoruz mesela? Nasıl bir şey? Nasıl? Yani bu insanlar şunu mu diyorlar? Bizim için kardeş öncelikle vatan, bizim için yani bizi desteklemesi hiç önemli değil. Vatanına, milletine hizmet edecek, ben çocuğu buraya oturtacağım bu koltuklara mı diyorsunuz? Yoksa Hastal cezaevlerinde, Hastal'da o soğuk koğuşlarda yatırdığınız, gene de vazgeçmeyip canını dışına takıp mücadele eden, FETÖ'yle mücadele eden, canını dışına takan insanları oradan uzaklaştırıyor musunuz? Bak bunların hepsi, biz bunları niye yapıyoruz? Bu konuşma ilelebet, bak bu dünya döndükçe hani ortasından patlayıp da böyle evrene yayılmadığı sürece kalacak artık. Tamam, biz bunu evrene, internet ortamına yayıyoruz. Sittin sene kalacak burada, tamam, sözümüzün de arkasındayız. Bütün bunların hepsini niye yapıyoruz? Bütün bunların hepsini
güzel bir ülkede yaşayalım. Efendim refah içerisinde yaşayalım. Hak eden hak ettiğini bulsun. Ondan sonra itibarımız gerçek itibar olsun. Ondan sonra hepimiz cebimizden paralar da olsun taşsın. Böyle nereye harcayacağımızı bilemeyelim. Gençlerimiz erken yaşta da evlenebilsinler. Bir birlikte yaşamaktan hoşlandıklarından değil. Asgari ücrete mahkum ettiğiniz gençler parasızlıktan evlenemediği için Türkiye bu halde olmasın. Türkiye öyle bir gelişmişlik içerisinde olsun ki hakikaten genç yaşta da evlenebilsinler. Eğer istiyorsa, evlenmek istiyorsa. Millet efendim bohem bir hayat yaşıyoruz. Ha 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 ha, biz ne evlenmek neymiş canım, birlikte yaşamak çok güzel falan diyen yok ya. Adam diyor ki ben nasıl evleneceğim diyor. Ya anası babası çıkıyor ya televizyonda, bir yani zap zup yaparken geçen denk geldim. Diyor ki ya nasıl evlensin ki bu çocuk diyor yani. Zor zar diyor asgari ücret alıyor diyor. Asgari ücretle kimi doyuracak diyor. Kendini mi doyuracak, evini mi geçindirecek? Ondan sonra bir de sosyal anlamda da daha da bunalıma sokacaklar yani adamı. 2 lira 3 lirayla hayat geçirmeye çalışıyor. 2000 lira 3000 lirayla hayat geçirmeye çalışıyor gençlerimiz. Bir de böyle gençlere siz işte evlenmiyor gençler erken yaşta. Olur evlensinler. Kanal İstanbul'a harcayacağınız parayı gençlere harcayın. Bak pırıl pırıl bir sürü genç evlimiz olsun. Olur mu? Olur ama rant projesiymiş. Yaptıkları her iş rant projesi. Oraya girmeyeceğim. Bugün onu konuşmak istemiyorum. Şunu söylüyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu tür insanların girmemiş olması lazımdı. Adnan Tanrıverdilerin. Girdiyse de silahlı kuvvetler kendi eğitim sistemi içerisinde bunu Atatürkçü, aydınlık, cumhuriyet değerlerine bağlı insanlar haline getirmesi lazımdı. Biz bunu yapamadığımız gibi 15 Temmuz'dan itibaren çıkan KYK'larla silahlı kuvvetlerimizi eğitim sistemi başta olmak üzere yönünü bambaşka bir tarafa döndürdük. Bunun mamulünün ne olacağını önümüzdeki 10, 20, ömrümüz yeterse 30 sene içerisinde. Çünkü eğitimde biliyorsun buradan bir şey ittirdiğin zaman sonucunu ancak 30 yıl sonra görüyorsun. 30 yıl sonra da Allah sonumuzu hayretsin. Bu olmasın diye anlatıyoruz. Ben şimdi bunu anlattım diye. Böyle mi olacak? Olmayacak. Ne işe yaradı bu? Biz yalnız değiliz yani. Böyle düşünenler yalnız değiliz. Birbirimize sarılmaya çalışıyoruz. Birbirimizden güç almaya çalışıyoruz. Ümidimizi kaybetmemeye çalışıyoruz. Ve daha iyi bir Türkiye uğrunda mücadele etmekten asla vazgeçmemeye çalışıyoruz. Onun için yapıyoruz. Yoksa sen beni niye buldun? Ben seni niye buldum? Gecenin bu vakti evime gidip ben yemek yiyeceğime, soframa oturacağıma bunları çekiyoruz ki insanlarımızla bunları paylaşalım diye. Bundan sonra inşallah daha neşeli konularda efendim bilgi birikimimizi aktarabileceğimiz, çizmeyi aşmayacağımız, çizmeye kimseye haddimiz olmayan bir şeyi öğretmeye kalkmayacağımız ama bilgimiz, görgümüz, duyduklarımız dahilinde halkımızı bilinçlendireceğimiz programlara devam edelim Erdinciğim. Bu hafta komutanım TSK'nın şu anki durumu hakkında genel bir değerlendirmelerde bulunduk. Adnan evet. Tanrıverdi ile giriş yaptık. Evet. Bir de Kardak programımız olacak. Evet, önümüzdeki yani bundan sonraki program Kardak'la ilgili. Kardan da öyle oradan atladı, bu buradan zıpladı değil yani. Türk askerinin ruhu nedir? Türk askeri savaşa nasıl gider? Küçük bir kesitini dilimizin döndüğü kadar anlatacağız. Bu da hem gençlerimize rehber olsun yani. Nasıl bir silahlı kuvvetlerde biz görev yaptık? Onlar girmek istedikleri silahlı kuvvetleri nasıl bir silahlı kuvvetleri olarak devam ettirsinler? Yani bu ruhu onlara geçirebilmek için anlatıyoruz. Gençlerimiz de çok ilgi gösteriyorlar. Çok yani lise öğrencisi çocuklar bile, vallahi lise öğrencisi çocuklar yazıyor bana şeyden Instagram'dan. Onu nasıl yapayım, bunu nasıl yapayım, ben bunu olmak istiyorum, bana yardımcı olun falan. İşte dilimizin döndüğü kadar biz de anlatmaya çalışıyoruz.